Türkiye'de katılım bankacılığı 30 yıldır var. Ve Türkiye'de katılım bankacılığı, tüm bankacılık sektörümüzdeki payı aktifte %5. Fon kullandırmada veya fon toplamada %5'in biraz daha üzerinde. 961 tane şubemiz var, 5 tane bankamız var. Türkiye'de tüm banka sayısı 52. 52'nin sadece 5'i katılım bankası ve sektördeki payı da %5. Bizim amacımız bu payı daha büyük boyutlara taşımak. Bunu taşırken de bankacılık sektöründe dolayısıyla büyütmek. Esas amacımız bu. Yani mevcut klasik bankalardan pay alarak değil de bankalarla tanışmamış, bankacılık sistemiyle karşılaşmamış, bankacılık sistemiyle... Çeşitli hassasiyetler nedeniyle Tabii. karşılaşmamış. Daha doğrusu faiz nedeniyle banka sistemine girmeyen insanlarımızı bu sistem marifetiyle bankacılıkla tanıştırmak. Bankacılık hizmetlerinden, finansal veya bankacılık hizmetlerinden o halkımızın kişileri yararlandırma amacımız var. Bu yönde de ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Tabii ki bu sektörün gelişimi için birlik olarak biz çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. 2015 yılında bir strateji belgesi hazırladık. Yani sektörü nasıl daha ileri boyutlara götürebiliriz, neler yapılması gerekir? Bu çok ciddi bir çalışmanın neticesi ortaya kondu. BDDK ile ortak bir çalıştay yaptık. Ondan sonra onunla da yetinmedik. O çalıştay neticelerinden, çalışmasından, raporundan istifade ederek uluslararası bir danışmanlık firmasına bir strateji belgesi hazırlattık. Onu uzun çalışmalar neticesinde yönetim kurulumuzdan geçirdik. Yönetim kurulumuz onu benimsedi. Bunu kamuoyuyla paylaştık. Bankacılık otoritesiyle paylaştık. Siyasi otoriteyle paylaştık. Ve o strateji belgesi bugün hayata geçirilme gayreti içinde. Ve biraz önce bahsettiğim faizsiz finans koordinasyon kurulu da bu strateji belgesinin önerileri arasında hayata geçmiş bir müessese. O koordinasyon kurulu marifetiyle bu strateji belgesini hayata geçirme gayreti içindeyiz. Biliyorsunuz bizim strateji belgemizde sektörü 2025 senesinde %15'lik bir paya taşıma hedefimiz var. Bu hedefin çok yüksek bir hedef olduğunu biliyoruz. Yani finans sektöründe bu denli bir hedefi yakalamanın çok kolay olmadığını da biliyoruz. Sektör çok yeni bir sektör, genç bir sektör. Sermaye tabanının büyütülmesi lazım, banka sayısının artması lazım, şube ağını genişletmek lazım. İşte çok iyi tanıtmamız lazım, çok kaliteli finansal hizmet sunmamız lazım. Yani bunların hepsini bir araya getirmemiz lazım. Görevimiz hakikaten çok kolay değil. Bunun peşindeyiz. Yani biz de sektörü büyütelim. Daha çok insanımıza finansal hizmet sunma peşindeyiz. Hangi prensipler çerçevesinde? Faizsiz bankacılık prensipleri çerçevesinde bunu sunmak durumundayız. Dolayısıyla gayretimiz devam ediyor. Hükümet de buna destek veriyor. Türkiye zaten bu sistemi hayata geçirdi. Hiç kimsenin şöyle bir endişesi olmasın. Türkiye'de katılım bankacılığı yapılmıyor. Türkiye'de katılım bankacılığı yapılıyor. Ve dünyadaki en iyi örneklerden bir tanesi Türkiye uygulaması. Ve reel hayata tekabül ediyor. Bak, Türkiye'de vatandaştan kar ve zarar esasına göre kaynak toplayabilen tek müessese katılım bankaları. Bir de sadece mevduat bankaları mevduat yöntemiyle vatandaştan para toplayabiliyor. İki tane müessese var Türkiye'de halktan tasarruf toplayabilen. Birisi mevduat bankaları, diğeri katılım bankaları. Katılım bankaları hakikaten kendi tanımları gereği halktan kar ve zarar esasına göre, katılım hesabı esasına göre kaynak topluyorlar. Bu kaynağı Türkiye ekonomisinde değerlendiriyorlar. Elde ettikleri neticeyi hesap sahipleriyle paylaşıyorlar ve bunu hesap sahibine intikal ettiriyorlar. Bu mekanizma Türkiye'de kuruldu ve şu anda işler vaziyette. Efektif olarak işler vaziyette. Yani bir katılım bankasına giren herhangi bir vatandaşımız her türlü finansal hizmetine çözüm bulabiliyor. Yani 30 sene önce böyle bir imkanımız yoktu. Nasıl bu imkan oldu? Bu bankaların, bu sektörün gayretiyle, çalışmasıyla, vatandaşımızın teveccühüyle hem tasarrufçunun hem de iş sahibinin teveccühüyle, iş birliğiyle bu mekanizma oluşturuldu. Biz bunu bir yerden ithal etmedik. Bu mekanizmayı Türkiye şartlarında Türkiye'de kurulan katılım bankaları, bunların müşterileri ile birlikte oluşturduk. Dolayısıyla bu Türkiye'nin kendi başına bir başarısıdır. Bankacılık sektörümüzün tamamlayıcı bir fonksiyonudur katılım bankacılığı.
Türkiye'de 3 tür bankacılık var. Mevduat bankacılığı 100 küsür yıldır var. Kalkınma yatırım bankacılığı belki 30-40 yıldır var, 50 yıldır var. Katılım bankacılığı da 30 yıllık bir geçmişi var. Şu anda fonksiyonel bir şekilde bankacılık sistemimize hizmet eder durumda.